Uzak durulması gereken 7 büyülü kitap. Elazığ Necronomicon, ölüm getiren efsane. Abdülel Hazred'in deli bir Arap olarak bilinir ve Elazığ Necronomicon'un yazarı olduğu söylenir. Bu kitabın okuyucularına baskı yaptığı ve hatta ölüme sürüklediği iddia edilir. İtalyan bir papazın kitabı çevirirken aklını kaybettiği ve hem orijinal hem de çeviri nüshaları yok ettiği biliniyor. Bu kitabın peşine düşen devlet büyükleri var, ancak kitap gizemini koruyor. Kenzdül Havas, Bilgeliğin Tehlikeli Yüzü. Günümüzde kolaylıkla bulunabilse de Kenzdül Havas, büyük alimler tarafından kullanılıyor. İçerdiği bilgiler kötülüklere karşı iyi olsa da yanlış kullanıldığında felaketlere yol açabilir. Monolitin İnsanları, Kara. Büyünün Korkunç Mirası. Kara büyü üzerine yazılan bu kitabın yazarının akıl hastanesinde çıldırarak öldüğü rivayet ediliyor. Kitabın içerdiği bilgilerin karanlık ve tehlikeli olduğu düşünülüyor. Gölgeler Kitabı, Cadılığın Derinliklerine Yolculuk. Neopagan bir cadı tarafından yazılmış olan Gölgeler Kitabı, kara büyü ve cadılık hakkında derin bilgiler içeriyor. Bu gizemli ve tehlikeli bilgiler, meraklıları için bile riskli olabilir. Tibet Ölüler Kitabı, Ölümden Sonra Yaşamın Sırları. Ölen kişilerin öteki dünyada nasıl davranmaları gerektiğini anlatan Tibet Ölüler Kitabı, bazılarına göre kutsal sayılıyor. Ancak bu kitabın gizemli ve mistik bilgileri herkes için uygun olmayabilir. Cinler tarafından Hazreti Süleyman'a atfedilen kitap, gizemli bir miras. Cinler tarafından yazıldığı ve Hazreti Süleyman'a hediye edildiği rivayet edilen bu eser, başka bir inanışa göre Hazreti Süleyman'ın kendisi tarafından yazılmış. Kitap hakkındaki hikayeler ve içeriği oldukça gizemli. Grimoire, Büyücülerin Yasak Rehberi. Bir büyücünün ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri içeren Grimoire, etkili bir kara büyü kitabı olarak biliniyor. Bu kitabın tehlikeli ve yasaklanmış olduğu düşünülüyor, bu yüzden kesinlikle uzak durulması tavsiye ediliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, videomuzu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın.